Son olmayan yolculuğa hazır mısın? Ne yaparsanız yapın, beni ilgilendirmiyor. Ama bu kız bir daha buraya gelmeyecek. Hadi acele edin. Gidişin olsun da dönüşün olmasın. Oldu bir iş. Hem de tertemiz oldu. Bu çocuk iyi para eder. Hadi. Bak sonra şundaki masumiyete. Aynen. Bir kutlama yaparız değil mi? Yaparız tabii. Ayıpsın. Uyuyun siz, uyuyun. Işıl ışıl uyuyun.
sakin, huzurlu, mutlu bir gece. Şu Namık'ı bir arasana. Pasaportu kimliği halletmiş mi? Bir saat önce konuştum. Hazır. Bir tek fotoğraf işi kaldı. Güzel. Direkt mekana geçelim o zaman. Bir an evvel bitsin bu iş. Para eline ne zaman geçer? Yarın teslimat da alacağım. Keş. Merak etme. İşim çalışırım. Aman sermaye uyanmasın. Uyusun prenses. Nasıl olsa yarın bambaşka bir dünyaya uyanacak. Şaşkın tavuğa dönecek. Sonra artık uyusun değil mi? Kesin müsteri başlar açıktır bizim cadıya. Elif? Allah Allah, nerede bu kız? Elif! Burada mısın? Bak kızmayacağım söz Elif. Hayır olamaz. Çıldıracağım. Elif. Ne işi var bunun burada? Yoksa? Selim amca. Ben artık burada kalmak istemiyorum. Niye güzelim? İşte ben artık gitmek istiyorum. Hayır, olamaz. Kaçmış olamaz. Elif! Elif! Neredesin Elif? Ne
Ne oluyor ya? Lastik patladı galiba. Ya ben bu şansım be. Ya dikkat etsene be Tarık. E ne yapmaydı? Yol karanlık. Neyse sen telaş etme. Ben 2 dakikada hallederim onu. Of. Ulan gece gece bu ne iş ya? Ha? Vay de. Az gel, destek lazım. Of be Tarık, of be Tarık. Ay senin yapacağın işi ben. Hadi hadi, çabuk. Jandarmaya gelmeden hemen gidelim şuradan. Hadi. Efendim. Ne yaptın Elif'im sen ya? Ne yaptın amcacığım? Neredesin gecenin bu vakti? Evde ol ne olur. Allah'ım ben Melek ablaya ne derim? Of. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bindim ki ben bu arabaya. Kimin ki bu araba? Rüya mı görüyorum acaba? Kim ki bunlar? Elif! Elif! Neredesin Elif? Yok. Elif neredesin? Elif! Anneciğim. Of ya. Çocuk o kadar dedi ben gitmek istiyorum diye. Niye gözünün önünden ayırırsın ki? Neredesin Elif'im? Amcacığım neredesin? Allah'ım başına kötü bir şey gelmesin. Of ya. Bir işinde doğru girsin ya. Keseceğim bir tarafımı vallahi ya. Çocuk nerede? Nasıl ya? Çocuk nerede Tarık? Uyuyordu. Buradaydı. Yok kaçmış. Çabuk. Çabuk bul getir çocuğu. Kaybedersek bittik biz. Çabuk hadi. Tamam. Bulmadan gelme. Ya. Anne! Zeynep abla! Selim amca! Kurtarın beni! Çok korkuyorum anne!
Kim var orada? İmdat! Ah benim salak kafam, ah! Niye diye güvendim ben bu gerizekalıya? Bittim ben, bittim, bittim. Neredesin? Neredesin? İmdat! Kaçma benden! Ulan Velid! Ne ciğer varmış şuncacık bebede? Ama bak, boşuna koşma. Benden kaçamazsın. Selim amca. Elif. Selim amca. Allah'ım şükürler olsun. Amcacığım neredesin sen? Aha da şimdi ayva yedik. Bin bakalım sen arabaya. Kimsin? Abi dur, sakin ol. Ha, kızı tanıyorsun sen. Sana soruyorum birader, sen kimsin? Abi, yol kenarında gördüm yavrucağı. Eve götürürüm seni dedim ama kaçtı. Korkmuştu belli ki. Evden kaçmış galiba. Nasıl korkmuşsa artık. Tamam tamam, benim tanıdım. Bir polise mi götürsek? Kimlik falan yoktu üstünde. Yok birader yok. Gerek yok. Amcasıyım ben. Ev zaten yakında. Sağ ol sen de. Eyvallah. Herkes aynı şeyi yapardı. İyi geceler o zaman size. Açtım şimdi. Isınırsın. Elif. O adam kimdi? Nerede karşılaştınız? Hatırlıyor musun? Peki. Evden ne zaman çıktın? Onu hatırlıyor musun? Çok uykum var Selim amca. Selim amca. Ben rüya mı görüyorum? Tamam tamam. Hadi eve gidelim. Anlaşılan artık bizim evde bir rüzgezer var. Küçücük bir çocuk kaçırdık elimizden. Hep sizin yüzünden. Buyur. Yine ben suçluyum değil mi? Sen suçlusun tabii. Bir lastiği bile değiştiremedin. Ne biçim bir erkeksin sen ya? Yeter artık be. Deprem olsa Tarık suçlu. Bu ne ya? Bağırma bana.
Bağırma bana. O kadını ne diyeceğiz sen, onu düşün asıl. Bana ne? Ben buldum karıyı. Git ne dersen de. O Arzu karısı var ya, o Arzu karısı ikimizin de canını okuyacak. Haberin olsun. Alıp başını gitmek ha. Çok korkuttun beni Elif'im. Aklım çıkıyordu neredeyse. Hem bak biz seni çok seviyoruz. Bir daha böyle şeyler yapmak yok, tamam mı? Sen de çok korkmuşsun. Bir daha tek başına dışarı çıkmak yok. Hadi yat uyu bakalım. İyi geceler canım. İyi geceler. Günaydın Arzu Hanım. Tuğçe'nin krepleri hazır mı? Şunları halledeyim. Hazırlayacağım birazdan. Sıcak sıcak yesin yavrucak. Elini çabuk tut istersen. Hemen hallederim ben. Siz hiç merak etmeyin. Siz krep deyince ben ilk başta anlamamıştım. Ama tarifi verince hemen anladım. Bizim oralarda meşhurdur bu. Biz hep yapardık. Cızlama deriz biz. Bildiğin cızlama. Ama burada süslü bir ismi varmış. Krepmiş. Günaydın Elif'im. Aa. Anam, kadın boğuluyor. Kadın ölür. Ne yapıyorsun sen? Siz öyle öksürünce beni boğuluyorsunuz. Sandım ondan şey ettim. Ama bu nasıl olur? İnanamıyorum. Hayır. Hayır olamaz. Kendi ellerimle verdim onlara. Nasıl? Nasıl? Lan cezaları. Gerizekalı beceriksizler. Bu kız eve geri nasıl döndü? Nasıl? Ne oldu? Kadında bir ses var mı? Kesin arıyordur şimdi. Ama ben telefonu kapattım zaten. Ulaşamaz. Hadi ya oyalanma artık. Plana ver şuradan gidelim. Kadın bulabilir bizi. Hadi acele et. Sakin ol ya. Niye bu kadar kastın ki kendini anlamadım. Nereden bulacakmış burayı? Ya kadın buraları biliyor diyorum sana. Her an gelebilir. Ya sen benim sinir etmeye mi çalışıyorsun? Hadi kalk gidelim ya.
Of, tamam tamam hadi. Şimdi başkan bak, ben senaryoyu anlatıyorum sana. Sen benim eskiden tanıdığım bir arkadaşımsın. Yarın kızın evleniyor. Bana arabanı getiriyorsun temizleyeyim diye. Ben sana arabayı geri gönderirken arabanı çalıyor. Çaldıran da bizim bu dükkanın ortağının oğlu. Haliyle sen çok sinirlisin. Asla geri adım atmıyorsun. Şimdi bu parayı biraz geç vereyim diye senden müddet isteyecek. Kesinlikle kabul etmiyorsun. Tamam. Dediğim gibi abi, çok öfkelisin. Gözünden ateş saçıyorsun. Tamam mı? Hiç geri adım atmıyorsun, dik duruyorsun. Ben seni koruyacağım. Tamam mı abiciğim? Sıkıntı yok abi, tamam. Hadi abi. Bu senin hayatının rolü ha. Göreyim seni. Uyandığımda bir arabadaydım. Bir kadın, bir adam vardı. Dün akşam. Hı. Sonra? Etrafıma bakındım. Her yer kapkaranlık. Çok korktum. Ağlamaya başladım. Ay kuzum, kıyamam. Sonra arabadan indim. Koşmaya başladım. Koştum, 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 koştum. O kadar karanlıktı ki Kiraz teyze. Çok korkunçtu. Sonra bir baktım, Selim amca geldi. Kurtardı beni. Kuzum, kabus görmüşsün sen. Hayır ama, öyle oldu. Gerçekten. Tamam işte, bazen olur öyle. Hele gece yemeği fazla kaçırdıysan, gece üstüne basanlar gelir. Uyanmaya çalışırsın ama uyanamazsın. Karabasan onun adı. Ama... Hem belki üstün açıldı. İnsan üşüyünce de kabus görür. Günaydın oğlum. Günaydın. Neyin var? Bir şey mi oldu? Dün gece Elif'i orman yolunda buldum. Nasıl yani? Tek başına? Evet abi. Allah Allah. Niye evden gitmek istesin ki Elif? Anlamadım. Dün gece yatmadan ben buradan gitmek istiyorum demişti. Niye ki ama? Bilmiyorum. Çocuk sonuçta. Pek belli etmiyor ama Ayşe ablanın ölümü onu çok kötü etkiledi. Konuştun mu peki sen? Ne söylüyor? Korkusundan pek bir şey anlatmadı. Birisini görmüş yol kenarında. Ondan da korkmuş kaçmış. Dün gece yanına gittiğimde uyku sersemiydi zaten. Hatırlamıyorum dedi. Ben de fazla üstüne gitmedim. Allah korusun. Daha kötü bir şey gelirdi başına. Uyur gezer olmasın sakın Selim. Elif yaşındaki çocuklar çok sık olur. Sonra da hiçbir şey hatırlamazlar. Bilmiyorum. Belki de kabus falan gördü. Onun etkisiyle fırladı çıktı. Peki sen nasıl fark ettin? Gece uyuyorlar mı diye öylesine yukarı çıktım bakmaya. Elif'i görmeyince panikledim. Hemen aşağı indim. Evin içine baktım. Bulamayınca Elif'in ben gitmek istiyorum dediği aklıma geldi. Dışarı çıktım, aramaya başladım. Dış kapı kilitli değil miymiş? Nasıl açmış da çıkmış dışarı kendi başına? Vallahi abi, o panikli hiç hatırlamıyorum ki şimdi. Pes doğrusu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Neyse. Benim biraz işim vardı. Dışarıya çıkacağım. Hepimize geçmiş olsun.
gerizekalılar. Kızı bayıltıp ellerine veriyorum, hala bir iş beceremiyorlar. Pes vallahi pes. Size güvenen de kabahat. Ama ben başını savunu sormaz mıyım? Soracağım tabii. Ya daha kötü bir şey olsaydı? Ya Selim hiç fark etmeseydi? Nasıl böyle bir şey yapmış, aklım almıyor. Peki ya Tuğçe? O da mı görmemiş? Yok. Tuğçe zaten uyuyordu. Selim, sen yine bir konuş Elif'le. Tatlı tatlı, üstüne gitmeden. Bir daha böyle bir şey yapmamasını söyle. Konuşacağım abi. Ben de bir ara konuşurum. Şimdi hepimiz üstüne gitmeyelim. Haklısın. Kenan, sen de bir Sadık'la konuş. Bu evin kapıları kilitlenmiyor mu? Sor bir bakalım. Konuşurum anne, sen merak etme. Ne olur kardeşim, sana yardım etmeme izin ver. Neden ziyaretinize geldiğime şaşırdınız muhtemelen. Merak ettiğinizi biliyorum. Sizi daha fazla kuşkulandırmak istemem. Avukatınızı ben tuttum. O gün gözlerimin önünde sizi ağlarken yaka paça götürmeleri bana çok dokundu. Yardım etmem gerektiğini hissettim. Avukat Orhan Bey eskiden beri tanıdığım oldukça deneyimli bir avukattır. Durumu kendisine bahsettim. Sağ olsun, beni kırmadı. Çok teşekkür ederim ama ben bunu kabul edemem. Ya bu çok büyük, çok fazla benim için. Ben böyle bir yükün altından kalkamam. Kimseye yük olmuyorsunuz Melek Hanım. Avukatınız sizden bir bekarlık ücreti alıyor ama değil mi? Ya kiracınız için niye böyle bir masrafın altına giresiniz ki? Bakın, bunlar benim için gerçekten sorun değil. Ama benim için sorun. Ben bunu kabul edemem gerçekten. Orhan Bey arkadaşımdır. Biraz hatır gönül işi oldu kendisi için de. Severek, isteyerek kabul etti. Ama yine de sizden bir ücret alıyor değil mi? Bakın, teşekkür ederim ama ben gerçekten kabul edemem Melih Bey. O halde bir borç olarak kabul edin. Sizi içeriden çıkartabilecek tek kişi avukat Orhan Bey. Mahkemenin tutucu avukattan çok daha fazla faydası olacaktır. İnanın. Lütfen. Rica ediyorum Melek Hanım. Size yardımcı olmama izin verin. Peki. Tamam. Ama borç olarak. Lütfen. Sağ olun. Al bakalım. Sabah kahveni içmedin inşallah. Teşekkür ederim. İçmedim. Ne haber? Bu defa ne oldu? Yine birkaç gemi batırmışsın açıklarda. Üçünde Melek abla tahliye olacak ya inşallah. Mahkememiz var biliyorsun. Sen artık güzel haberlere de mi efkarlanmaya başladın bakayım? Başka bir şey var. Ne oldu? Mesele hep aynı Begüm'dür. Hayatım dönüyor dolaşıyor. Hep aynı kişiye takılıyor işte. Baban.
Melek abla çıkınca ne yapacağımı bilmiyorum. Babam Murat'ı nasıl çıkaracağım evden? Nasıl uzak tutacağım ben? Gerçi gideceğim diye söz verdi ama onun sözüyle. Sabırlı ol arkadaşım. Bir yol bulunur elbet. Sen yeter ki güzel yüreğini darlama. İçini ferah tut. Sana gece yatmadan önce süt ısıtır, ılık ılık içersin. Sonra sabaha kadar oh misler gibi uyursun. Elifciğim, hadi çıkalım. Geç bakalım karşıma. Dün gece oraya kadar nasıl gittin hatırlıyor musun? O yol kenarındaki adamı falan. Hatırlamıyor musun hiçbir şey? Peki kapıyı nasıl açtın? Kilitli değil miydi kapı? Çok uykum vardı Selim amca. Hatırlamıyorum. Peki, tamam. Ben birazdan çıkacağım. Dışarı falan çıkmak yok, tamam mı? Bak, hava da çok soğuk. Tuğçe ile güzel güzel oynarsınız evde, tamam mı? Hı hı. Bak canım, bu çiftlik senin evin. Burada herkes, hepimiz seni çok seviyoruz. Anlaşamadığın insanlar olabilir, tuhaf gelen şeyler olabilir. Ama bunların hiçbiri senin kaçmanı gerektirmez. Bir şey olursa bana anlat. Otururuz, konuşuruz. Biz bir aileyiz. Tamam mı? Bir daha böyle şeyler yapmak yok. Tamam Selim amca, söz. Bunu Zeynep'e anlatmam lazım. Zeynep ablaya mı gidiyorsun Selim amca? Evet canım. Beni de götür ne olur. Zeynep ablamı çok özledim. Lütfen Selim amca ne olur. Tamam. Yaşasın. Zeynep ablama gidiyoruz. Hem eve geldiğinden beri kafeden kazandığım 3 kuruşa yine göz dikti. Senin paranı mı alıyor? Evet. Zeynep. Buna müsaade etme arkadaşım. Verme paranı. Ben vermesem de o alır. Onu tanımıyorsun Günür. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ne güzel evi toparlayacaktım. Keşke Melek abla geldiğinde şöyle derli toplu düzgün bir ev görebilseydim. Duvarları boyayacaktım ferah ferah. Bir koltuk, bir masa. Canım arkadaşım. Hemen olumsuz düşünme. Buluruz bir yolunu. Eşe dosta haber salarız. Kullanmadıkları eşyalar falan. Sonra el birliğiyle bir günde boyarız evi. Ne bileyim buluruz bir yolunu. Hemen pes etmek olmaz değil mi? Sağ ol Gülnur. Düşünmen yeter. Erkut ne yaptın ya? Konuşabildin mi herifle? Arayacağım birazdan abi. Arayacağım. Ya söyle bir hafta mühlet versin ya. Kaçmıyoruz ya buradayız. Ödeyeceğiz. Sen misin arabamı çaldıran? Abi sen niye geldin ya? Ben seni arayacağım dedim. Ben arabamın parasını istiyorum kardeşim. Şimdi bir dakika birader. Tamam tatsız bir hadise yaşanmış. Sen de haklısın. Biz de istemezdik böyle bir şey olsun ya. Ama şimdi yani çocuk da helak oldu ya. Yani o günden beri uyku uyumuyor ya oğlum. Kızımın düğününü mahvettiniz be. Sabahlara kadar kız ağlayıp duruyordu. Bir de gelmişsin de bana mağdurlar oynuyorsunuz öyle mi?
Yok yani... Yani yanlış anladınız, öyle değil. Yani sizin araba biraz pahalı hani. Ha deyince ödenebilecek bir şey değil. Yani bana biraz mühlet verirsen öderim o parayı. Kaçmıyoruz ya, buradayız. Kızımın en güzel gününü mahvettiniz be. İçine ettiniz. Yetmedi diye üstelik arabamı çaldırdınız. O araba benim kaç yıllık emeğimi karşılıyor biliyor musun? E madem kaç yıllık emeğin, sen de arabaya bir kasko yaptırsaydın. Değil mi abi ya? Abi mi? Beyefendi siz kiminle konuşuyorsunuz? Sizin karşınızda koskocaman devletin maliye müfettişi var. Benim adım Rafet Güneş. Anladınız mı? Saygı olun biraz. Pardon. Yani öyle demek istemedim. Yani yanlış anladınız siz. Hani bana bir hafta mühlet verirseniz ben o parayı öderim. Hayır, hemen peşini istiyorum parayı. Şimdi tabii yani haklısınız. Ben şimdi bir yerden toplu bir para bekliyorum biliyor musunuz? O para gelir gelmez borcumu tamamını ödeyeceğim. Beni ödülemez. Size 2 gün mühlet veriyorum. 2 gün içinde ödemezseniz eğer oğlunuzu hırsız diye polise bildireceğim. Anlaşıldı mı? Ulan Murat. Ulan Murat. Erkut, bu nereden çıktı şimdi ya? Abi dedim sana işte, zorla tutuyorum dedim adamı ya. Kalkmış gelmiş. Ya Veysel abi. Bak abi. Bak burada 30.000 lira para var abi. Bu benim şahsi tasarrufumdan abi. Diyorum ki bak, sen mağdur olma. Biz bu elemana bir sus payı olarak bunu verelim. Tamam mı? Kalanı da yatırımcıdan gelecek parayla peyderpey ödeyelim abi. Ha? Olmaz Erkut ya. Olmaz. Peyderpey ödemem ya. Ben yatırımcıya bir sürü para verdim ya. Ve tamamını ben toplu olarak istiyorum ya. Abi öyle diyorsun da bak, adamı gördün delirmiş. Şimdi buna bir şey yapmak lazım. Hani sus payı babında diyorum. Bakarız sonra abi ha? Yok Erkut. Tek kalemle istiyorum ben parayı. Ya sen değil miydin? Adam büyük oynuyor. Parayı ikiye katlıyor diyen. Versin paramı arkadaş. Abi haklısın tabii de o kadar kolay olmuyor abi bu işler. Ben anlamam Erkut. O parayı elimde göreceğim. İşte o kadar. Allah kahretsin. Vahide burada mı? Yok, çıktılar. Nereye gittiler peki biliyor musun? Yok valla bacım. Onları işine akıl sır erdirmez. Bir gün girler, 10 gün ortada yok olurlar. Ara ki bularsın. Peki bu kadının evi nerede biliyor musun? Yok. O yanındaki adamın peşine takılıp gidiyorlar. Bir gün orada, bir gün burada. Tekinsiz tipler seni anlayacağın. Ne o bacım? Yoksa seni de dolandırdılar. Ne oldu? Ne istiyorsun? Dur ya, sakin, sakin. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Ya seninle bir buluşup konuşmamız lazım. Ne oldu? Yoksa Kenan giz numaranı arayanın senin olduğunu öğrendi mi? Yok öyle bir şey ya. Nereden çıkardın? Ne peki? Ya sen bir gel, bir konuşalım. Hiç seninle uğraşacak zamanım yok. Bak yenge, çok önemli diyorum ya. Ben senin yerinde olsam sorgulamaz hemen gelirim ya. Tamam, tamam. Söyle neredesin? He şöyle ya. Dinle, adresi veriyorum. Erzene Mahallesi. Yine kararmışsın Melek. Ne oldu? Yok. Bana o avukatı kimin tuttuğunu öğrendim. Kimmiş? Ev sahibi. Ev sahibi mi? Ya ilk duyduğumda ben de çok şaşırdım. Polisler evime gelip beni götürmek istediklerinde o da oradaydı. Yani ev sahibim.
Beni öyle o halde görünce üzülmüş halime. Yardım etmek istemiş. Allah razı olsun Melek. Ne iyi insanmış. Öyle. Tabii ilk başta kabul etmedim ben. Ama o kadar iyi bir insana benziyor ki. Bunu bir borç olarak kabul etmemi söyledi bana. Şu Allah'ın cezaları yüzünden geldiğim yere bak. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun içeri geçin. Ne biçim yer burası? Köpek bağlasan durmaz. Buyur yenge. Geç otur. Ayakta kalma, rahatına bak ya. Tamam kes. Niye çağırdın beni buraya? Ne söyleyeceksen söyle hadi. Bu ne acele ya? Gören de yangından mal kaçırıyorsun sanır ha. Ne söyleyeceksen söyle dedim. Bu fare deliğine daha fazla kalacak değilim. Gel bakalım. Hoppala. Aa, bizim ev. Ya, sizin ev tabii. Yaşasın. Evimize geldik. Zeynep ablan seni görünce çok sevinecek.